This is technology intertwined at your fingertips, shaping a whole new standard of playability. Power is precise, and control is amplified. Strike with precision. Evet, merhaba herkese. Bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl artık neyse o konumuz raket seçimi. Çoğu tenise yeni başlayan veya hatta tenis kariyerinde artık belli bir noktaya gelmiş, bir dönüm noktasına ulaşmış insanların da çoğunun veya bazı insanların her sezon merak ettiği bir konu, nasıl bir raketle oynamalıyım. Burada da işte en genelden başlayarak konuyu daraltıp raket ürün gamı bizim de sponsorumuz olan sportifhayat.com ve Yonex özelinde hangi tarz raketler, ne tarz oyunculara tavsiye edilebilir? Bunların spesifikasyonlarındaki değişiklikler ve oyuncuya ne tarz avantaj veya kimi zaman da limitleme olarak dönebilir? Bunları biraz konuşacağız. Sorgu Hoca ile yine. Ben merhabalar hocam, nasılsın? Merhaba Erol Bey, iyiyim. İyi yayınlar, teşekkürler. Sağ ol, siz iyisiniz. Sana da. İyiyiz vallahi, ne olsun, uğraşıyoruz. Ortalık Kolay malum. Evet. Durumumuz bu. Hocam şimdi ben sana hemen topu atayım. Başlama vuruşuyla. Tabii. Raket seçerken işte çok beylik şeyler var. İlk başta hani genelden özele doğru gidelim dedik mesela. Hani nedir? Çerçeve büyüklüğü ve ağırlık veya denge noktası. Bu üç şeyde parametreyi kullanarak kimler ne tarz şeylerle genelde oynamalı veya oynamayı tercih ediyor? Biraz senden, senin de tenis kariyerin, tecrüben kariyerin gene özelinde hani ne tarz şeyler yaşadın, neler tavsiye ediyorsun? Bir başlarsan sevinirim. Tabii. Ya bir kere şöyle başlamalıyız aslında. Bu raket seçimi gerçekten çok hassas bir durum. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Yani bir kere öncelikle lütfen böyle gidip hani marketlerde falan bile artık böyle gerçekten değişik değişik raketler satılıyor. Yani Bir ara bir 50 benzincilerde görüyordum. Falan raketler satılıyor. Yani fiyatlarına aldanıp böyle gidip 50-100 liralık raketler almayın. Yani bir spor mağazasına gidin. Bir spor mağazasından alışverişinizi yapın ve bununla ilgili mutlaka hani bütçenizi de zorlayın. Çünkü gerçekten ilerisi için hem konforunuz açısından hem sakatlık açısından yani daha konforlu, daha rahat tenis oynamak istiyorsanız biraz masraftan kaçmamanız gerekiyor. Bir kere bunu belirtelim. Yani artık antrenörünüzün ya da çalıştığınızın hocanızın yönlendirmesiyle de olabilir. Ama lütfen hani bir spor mağazasına gidip bütçenizi zorlayıp kendinize uygun raketi seçin diye başlayalım. Burası çok önemli. Kendinize uygun raket nedir? Şimdi mesela ben şeyi hatırlıyorum. Yani seneler önce bir zincir mağazaya gitmiştim de orada da yine bir raket şey yapıyordu. Sordum yani hani ne raket tavsiye ediyorsunuz diye bir yıllar önce. Yani sizin yaşınıza uygun bu dediler. Böyle yaşa uygun bir şey oluyor mu? Ya. Böyle bir şey oldu yani gerçekten. Yani. Siz kaç yaşında ne dedim? 20 küsur oluyor o zaman işte. Sizin Ya yaşınıza uygundur bu raket. Yaşına uygun işte 27 inç uygun. Ama hani 27 yaşa 27 inç. Onun belli tabii parametreleri var. Belli kriterleri var. Yani tenis raketi seçerken bir kere zaten danışın. Hani antrenörünüze seviyenizi bilin. Yani başlangıçta mısın? Orta seviye oyuncu musun? İşte ne sıklıkla oynuyorsun tenisi? Hayatının neresinde? İşte ne tür bir oyuncusun? Yani bunlar çok önemli. Belli başlı kriterler var tabii ki. Yani bir kere raketin kafası yani
İşte bir örnek olarak 27 inç diyebiliriz. İşte çocuklarda daha da küçülüyor bu. İşte raketin boyu, raketin ağırlığı, işte grip kısmının yani size'ı diyebiliriz. İşte çerçevenin kalınlığı. Yani bunların aslında hepsi kişisel şeyler. Yani sen ne tür bir oyuncusun? Başlangıç seviyesi misin? Orta seviye misin? İleri düzey tenis mi oynuyorsun? Yani raketi seçerken de hemen böyle gidip yani yeni başlıyorsun mesela. Bu çok düşülen bir hata aslında. Gidiyor mesela hemen 95 kafa, 97 kafa raket alıyor. Şimdi orada şöyle de bir İşte düşünce var biliyorsun. Hani işte Federer 95 kafayla bununla oynuyor. O zaman onun için iyiyse benim için de iyidir diyor adam belki mesela. biraz işte kulaktan dolma olaylar bunlar. Yani 95 kafa, 97 kafa, 98 kafa. Yani bu tarz raketler kontrolün tamamen elinizde olduğu raketlerdir. Hata payı kabul etmeyen raketlerdir. Yani başlangıçta mümkün olduğu kadar hani 100 inç ve 100 inçten büyük raketler almak bence daha uygun. En azından raketin bir hata payı olur. Ve daha rahat oynarsınız. Hata payınızı artırması için daha büyük olması bence daha uygun. Yani 97 kafa, 95 kafa, 98 kafa bunlar biraz daha böyle tüm kontrolün elinizde olduğu raketlerdir. Çerçeve küçüktür ve hata kabul etmez o raketler. Ha, oyun seviyeniz ilerler. Belli bir süre buna bir emek harcarsınız. Tenisiniz ilerler. Daha sonra yavaş yavaş küçültebilirsiniz. Sıkıntı yok ama hemen gidip işte Federer'in raketini almak çok da uygun değil bence. Onu sahibinden de satmak. Yani sonra oynayamıyorsun. Bir ay sonra bu raket bana büyük geldi diye koyuyorsun sahibinden, onu satıyorsun yani. Mantıksız. O yüzden en uygun raketi seçmek aslında önemli. Gramaj konusu var. Raketin ağırlığı. Bir kere raketin üzerinde yazan ağırlıklar raketin hani telsiz işte titreşim olmadan grip takmadan olan ağırlıklarıdır. Burada da mesela düşülen hata ağır raket yani işte 320 gram, 330 gram. Hop 2 ay sonra, 3 ay sonra kolu dirseği sakatladın. Yani çok ağır bir raket almak bence riskli ama çok hafif raket de almak riskli. Yani şey, bu ikisini çok iyi ayırt etmek lazım. Yani çok hafif rakette de sakatlanma riskin çok yüksek. Hafif raket büyük çerçevede aslında elbow Aynen öyle. riskini artıran bir faktör doğrudur. Yani Özellikle orta veteranların çok seviye tercih ettiği bir kombinasyon bu. Onlar da daha bu duruma daha yatkın vücutları şey olarak yaş itibariyle şey olarak diyelim. yani orta ağırlıkta benim hani önerebileceğim 270 gramla 285 gram arası raketler başlangıç için uygundur çünkü sen ona işte grip takacaksın, titreşim takacaksın, üstüne tel de gelecek, bir 20 gram daha artacak ağırlığı aslında. O zaman ortalama 300-305 gramı bulacak raket zaten. Yani sen aslında yine 300-305 gram, 310 gram raketle oynamış olacaksın. Ama bunu şimdi kalkıp 320 gram raket aldığın zaman aksesuarlarıyla birlikte 340, 345, 350 grama çıkıyor raket. Başlangıçta yani çok fazla gramajı da böyle çok hani ekstra yukarıda çok riskli. Ama hafif de çok riskli. Orta bir ağırlık. Yani 270 ile 285 gram uygundur bunun için bence. Oyununuzu ilerletmenize yardımcı olur. Öbür türlü sakatlık kaçınılmaz gibi görünür yani. Doğrusun. Özellikle yani şey olarak benim sen aslında satır arasında verdin ama ben daha açık olarak şey yapayım. Yani Tabii. çerçevenin küçüklüğü konusunda belki oyuncunun hani vuruş teknik ve şeydeki ilerlemesi veya gelmiş olduğu noktadan ziyade aslında ayaklarının ne kadar çalıştığı da çok önemli. Yani toplara yetişip iyi pozisyon alabilmek.
ve dolayısıyla raketin ortasındaki işte bu tatlı alan veya sweet spot. Onun Türkçesi aslında nedir? Bunun Türkçe güzel bir kelime şey yapabilseydik daha güzel olurdu. Bu sweet spot denilen asıl vuruşu yapma esnasında topla kontak noktası Nokta. raketin en orta noktası veya ortanın aslında birazcık da çerçevenin üst kısmına doğru şu tarafta olması şöyle diyelim. Sweet spot tabir edilen bu yerle buluşturabilmek için aslında ayakların çok iyi çalışıyor olması lazım. Yani yaş ilerledikçe, hız düştükçe aslında daha büyük raketlere de geçiş oluyor aslında. Bu profesyonellerde de görüyoruz en son Federer'in de yaptığı aslında. Evet. 95'ten en son 98'e mi geçmişti veya 100 kafaya mı geçmişti? Tam ben de Büyüktü hatırlayamıyorum. büyüktü Yani evet. yanlış Büyüktü olmasın. 97. 97 yanlış 97. olmasın. Evet. Ya 97 bunlar yani. büyük büyük farklara şey yapıyor. Özellikle hani raketin Tabii. tabii konstrüksiyonuna göre de bu farklılıklar değişiyor kimi zaman. Bunu daha arttırıp azaltabiliyorlar mesela. Raketin kafasının izometrik olması hani biraz daha Evet. köşeli bir şekle yakın olması bu sweet spot tabir ettiğimiz alanı genişletiyor. Vuruşlarda bir isabet artışı yapıyor. Tabii ki kontak noktasındaki o şey her zaman şey olarak da atış yaptığımız alan veya hedeflediğimiz nokta konusunda da aslında bazı başka şeyler içeriyor. Yani ne kadar büyük çerçeveli raket alırsak aslında o kadar hedeflediğimiz noktaya atış yapıp o noktayı tutturma olasılığında bir yerde düşürmüş oluyoruz. Yani nokta atışı mı yoksa alan atışı mı olarak aslında bir değişiklik şey oluyor. Yani sanki hani bir tabanca veya tüfekle ateş ederken ki milimetrik bizim buradaki sapmamız nasıl 100 metre sonra metrelere tekabül ediyor. Yine aynı şey aslında teniste de geçerli sonuçta. Hani belli bir yeri tutturmak için belli bir hedefle attığımız için burada da aslında çerçevenin şeyi çok önemli. Ya Büyüklüğü. işte Bu hep böyle bir şey. Al gülüm ver gülüm. Yani çerçeveyi büyütüyorum. Daha iyi vuruyorum. Evet. Daha iyi vuruyorum. Genel olarak daha iyi bir vuruş yapıyorum. Teknik olarak şey olarak topu daha iyi gönderiyorum. Ama bu sefer aslında atış isabet oranımı da birazcık belki düşürmüş olan veya attığım alan, hedeflediğim alanı genişletmiş oluyorum. O geniş alanın içerisinde bir yani confidence'in tabii şeyde istatistikte diyebileceğimiz bir tabir aslında. O şeyi genişletmiş oluyorum, hedefi genişletmiş oluyorum. Nokta atışını azaltmış oluyorum gibi. Evet. Yani tekrarlayalım şeyi, konuyu. Aslında yeni başlayanlar için yani ilk defa raketler ve gramajı hani 270 gram, 285 gram orta ağırlıkta raketler daha uygun. O sweet spot dediğimiz alanın daha büyük olması, raketin kafa merkezinin. Yani daha rahat oynamanızı sağlar. Ha sen dönelim bu tarafa. Yeni başlamıştın. Belli bir süre emek verdin. Evet. İlerlettin tenisini. Oynadın. Orta seviye bir duruma geldin tenisinde. Yani orada da tabii belli faktörler var. Yani orta seviyeye geçtin. Raketini hani değiştirmek istiyorsun. İşte küçültebilirsin ama yani bir kere oynadığın oyunu bilmen lazım. Yani ne tür bir oyuncusun? Hani işte salınım hızın ne? Hani Evet. raketinin salınım hızı ne? Bunu sana antrenörün söyler. Antrenörün sana bu konuda yardımcı olur. Yani ne sıklıkla oynadığı, işte geri çizgide mi daha çok oynuyorsun, yoksa file önünü mü seviyorsun? Atak bir oyuncu musun? Onun dışında güç ya da kontrol hangisi odaklısın? Yani işte tabii yeni dönemde raket teknolojisi ilerledi bayağı ama Evet. şimdi güç ve kontrol ikisi aynı anda da çok zor. Çok zor. Raketler. Çok zor. Yani ikisini birlikte yakalaman çok zor. O yüzden güç ağırlıklı bir oyunum mu var, kontrol ağırlıklı bir oyunum mu var? Bunları da bilmen gerekiyor. Orta Evet. seviyeye doğru çıktıkça, seviyen ilerledikçe. Ama başlangıç etabında hani raketimizin kafası, raketimizin gribi, ağırlığı, ya bu tarz şeylere dikkat etmek uygun olur. Evet. Oynayan açısından daha konforlu oynamasını sağlar en azından.
Doğrusun. Güç ve kontrol dedin ve çok Evet. güzel bir konuya temas ettin. Güç ve kontrol. Aslında raketlerde çok genel olarak hani ağırlık noktasının yani en genelden yine özele gidecek olursak ağırlık noktasının nerede olduğu hani sapa göre sapa doğru olduğu zaman yani kafa nasıl diyeyim kafa biraz daha hafif olduğu zaman ağırlık noktası biraz daha sapa doğru olduğu zaman daha kontrollü bir raket elimizde olmuş oluyor. Tam Ya bunu tersi ağırlık şöyle kafanın daha aslında ağır olduğu raketlerde aslında güç ekliyor ama tabii ki kontrolü birazcık geri plana itmiş oluyoruz. Orada da bunu oyuncunun aslında kendi şu kontrolü olmuş oluyor. şöyle netleştirebiliriz. Ya raketin kafası ne kadar büyükse güç artar. Evet. Raketin kafası ne kadar küçükse kontrol artar, güç azalır. Evet. Yani bunu aslında en basit olarak böyle anlatabiliriz. Doğru. Ya da raketin boyu hani işte ne kadar uzunsa güç o kadar artar. Manevra kabiliyeti azalır, becerin azalır, kontrolün azalır. Ama raket boyu kısaysa manevran artar ve gücün azalır. Yani Doğru. bunların aslında hepsi çok ince detaylar, çok Evet. hassas konular. Çünkü bütün oyunu etkileyen bir durum raket. En önemli aksesuarın yani kort içinde. Doğru. Ya da mesela şunu söyleyebiliriz. İşte grip ve çerçeve konusunda mesela şunu söyleyebiliriz. Yani raket hani gövdene kadar mesela ince ise gövdeyi de konuşabiliriz bunun üzerine. Raket Şimdi gövdesi ona ne kadar? temas edecektim. Evet, Evet. raketin çerçevesinin konstrüksiyonu ile ilgili, tasarımıyla ilgili de çok değişik şeyler oluyor. Yani raket gövdesi mesela ne kadar inceyse kontrolün o kadar artar, gücün Evet. azalır. Evet. Ama raket çerçeven ne kadar kalınsa gücün artar, kontrolün azalır. Evet. Diye böyle gidiyor. Çok Aynen. da Yani akılda karıştırmak istemiyorum ama çok fazla yani bu parametre böyle. var. Bunların hepsi aslında aynı şeyi yapıyor. Sana bir tanesi kontrol veriyor, gücünü alıyor. Diğeri güç veriyor, kontrolünü alıyor. Bunların bir miksi aslında raket seçimi. Bunlara karar vermek ve karar verirken de aslında hani burada bir sürü bir şey konuşuyoruz. Daha da konuşacağız ama söylemeye çalışan konuyu aslında getireceğimiz nokta şu. Bunların hiçbirini denemeden anlayamazsınız. O yüzden Kesinlikle. sürekli raketi mutlaka deneyerek almak lazım. Bir demo, Tabii. raket mutlaka istemek lazım. Onun dışında hepsi yalan yani. Biz çok konuşacağız burada. Evet, hepsinde teorik olarak gayet doğru söyleyeceğiz ama insanın özeline geldiği zaman işte bütün bu parametreler ve dediğim gibi hepsi aynı işi yapıyor. Bir tanesi kontrol ekliyor, öbürü güç ekliyor. Güç ekleyen kontrolü azaltıyor, kontrol ekleyen gücü azaltıyor gibi. Güç Aynen. ve kontrol birbirini sürekli dengeleyen iki şey. Yani Yin ve Yang gibi biraz böyle felsefi Ya yapmayacak olursa birbirini dengeleyen iki şey. oyun şeyi Başlangıç yani. videosunda da aslında gördük. Naomi Osaka'yla bir video vardı ya öyle açtık. O da Evet. aynı şeyi söylüyor yani. Gücün precise yani gerçekten isabetli olması, şey olması. Gücün isabet ve kontrolün elde olması. Kontrolsüz güç değildir dedi. Kim demişti onu ben şu an hatırlayamıyorum ama gerçekten kontrolsüz güç değil Doğru. yani. Doğru. Dandun uzaya vuralım topları o zaman. Güç Ay, aynen güç öyle. olay Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ya hassas konular. Yani Aynen. bu bir kere hani başlangıç seviyesi haricinde konuşuyorum. Bir raket değişikliği, bir yeni bir raket alma gibi durumlarda mutlaka kendi oyun seviyeni bilmen lazım. Yani kendine uygun raketi bulman için mesela o söylediğin konu da çok önemli. Yani bir raketi hani demo olarak alıp denemek de önemli. Ya Aynen. yani sonra alıyorsun olmuyor. İşte ben bununla oynayamıyorum. 3 gün sonra yine raket değiştirmeye gidiyorsun. Raket almaya Evet. gidiyorsun. Şimdi bana da soruyorlar mesela. Ben şöyle göstereyim. Ben Yonex V-Core 285 gram 98 kafa ile 98 oynuyorsun. kafa Evet. ve 2 grip 2 size Hı-hı. bir raketle oynuyorum. Ama mesela hani
yeni başlayanlara bunu önermiyorum. Doğru, tabii. Çok yanlış bir raket olur. Yani yeni başlayanlar için yanlış bir raket. Orta seviye ve ileri Evet. düzey oyuncular için kullanılabilir. Hani ben mesela bir senedir bu raketi kullanıyorum. Bir daha söyleyeyim. Yonex V-Core 98 kafa ve 2 grip bir raketle oynuyorum. Bir seneye yakın o. Evet, bir sene oldu. İlk değiştirdiğim zamandan mesela bahsedeyim. Yani ben de o zamanlar hani kendime uygun bir raket arıyordum. Deniyordum yani. Sonra bunda karar kıldım. Ya bir kere raketi hani gerçekten ilk günden itibaren elime aldığımda müthiş bir dengesi var. Yani o sana şeyi veriyor. Hani böyle korta çıktığın zaman oynamaya hazırsın yani. Kolunun böyle devamı gibi raket. Mesela o çok çok iyi gelmişti bana. Uyum Çok iyi sağlamak, evet. hissettim raketi ilk tuttuğumda. Yani denge olarak çok hoşuma giden bir raket. Çok da memnunum. Hani güç, işte manevra ve spin üretebiliyor raket. Mesela ben hani geri sağdan çok rahat spinle oynayabiliyorum. Raketle daha fazla spin üretiyor. Mesela az önce konuştuk. Sweet spot dedik. Evet. Bu raketin hani o izometrik teknolojisiyle birlikte şu kafada sweet spot kısmında %7 bir artış var. Bu çok önemli aslında. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Raketin esnemesi çok iyi. Yani nedir raketin esnemesi? Raketin esnediği hani durumda top tellere daha çok gömülüyor. Evet. Ve bu şekilde daha çok güç üretmenizi sağlıyor Evet. aslında. Ve mesela servislerde hani çok fazla yani müthiş bir güç elde ettiğimi hissettim ben oynarken. Ondan sonra yani raketin o konforu bana çok iyi geldi. Ama dediğim gibi hani bu raketi de mesela yeni başlayan birine hiç önermedim. Aynen. Yani ben de önermezdim Yani onu. yeni başlayanlar için biraz riskli bir raket olabilir. Beni oldukça tatmin ediyor. Mesela voleylerde de hani voleye çıktığımda da çok o kontak noktası çok rahat, iyi hissediyorum raketle birlikte. Ha ben de denedim. Baktım, oynadım. Biz Bir onu da biraz. denemiştin diye bir hatırlıyorum sen. Onu da denedim. Bunu da denedim. Mesela bunu da karar kıldım. Bir hafta Üst seviye oynayan. Zon'la oynadım. Bir hafta V-Core'la oynadım. Sonra bunu da karar kıldım. Çok da memnunum. Yani denemeden almayın. Gidin bir Doğrusun. demosunu alın, oynayın biraz. Sonuçta bunun elinize verdiği his de çok önemli. Yani ben raketi tuttuğum zaman kolumun devamıymış gibi hissediyorum. Evet. Yani Raketler onun sende uyandırdığı his de önemli. yani baktığımız zaman raketler aslında şu an az önce Izon vardı elimde. Naomi Osaka, Nick Kyrgios veya şu an Denis Shapovalov, o da bu modele Evet. geçmiş durumda. Yani aslında ürün gamını ikiye ayıracak olursak, yani bir ucunda bu güç üreten, bir ucunda da tamamıyla kontrolü oyuncuya vermeye çalışan raketler şeyi koyarsak, aslında senin raketin bunların ikisinin ortasında kalıyor. Yani üçüncü bir şey. Ürün gamı V-Core. Bu V-Core Pro isminden de anlaşılacağı gibi gerçekten çok profesyonel ve üst seviye oyuncuları. Izon ise mesela hani %70'i Yonex'le oynayanların aslında Izon'la oynayabiliyor. Profesyoneller dahil bu arada. Yani en büyük farkları ne diye şey yapacak olursak, hani şu an sen çok şeyden bahsettin. Manevra kabiliyetinin yüksek olduğundan, şeyden. Aslında bunları meydana getiren en büyük farklılık çerçevenin konstrüksiyonu. Yani bakacak olursak kalınlığı, Evet. inceliği ve çerçevenin köşelerinin nasıl olduğu. Yani burada iki türlü konstrüksiyon var. Biri box frame, şu şeyde gösterdiğimiz köşeli, yani kutu gibi olan. Diğeri de aeroframe, yani aerodinamik, uçak kanadına benzeyen bir kenarı var. Şu
Kenardan bahsederken de şu havayı yardığı kısmını Evet. kastediyorum. Bir tanesinde dümdüz küt, Bu diğerinde ise aerodinamik yapılmış, güce dayalı. Hani en büyük farklılıkları işte bu aerodinamik olanlarda. Gerçekten ben mesela benim kullandığım Izon serisi, Evet. V-Core'a nazaran ve veya V-Core Pro'ya da nazaran raketi savururken sanki raket kendi rayında gitmek istiyor gibi. Zaten ben ittiriyorum ve o kendi bir şekilde yolunu buluyor gibi bir hissiyat var bende. Bu mesela V-Core'da yok. ama benim oyunum mesela tabii ki seninkine göre biraz daha geri seviye. Biraz değil, bayağı daha geri seviye. Yani teknik olarak eksikliği aslında raket gideriyor. Ama ne yapıyor? Aynı zamanda da manevra kabiliyetini düşürüyor ve eğer hareket dağarcığın genişse, çok daha değişik şeylere de yapmaya müsaitse oyun tarzın ve bunu hatta dikte ediyorsa sana, aslında raket bir yerde limitleyici oluyor. Yeni Evet. başlangıç seviyesi için şey yaptığımız raketler. Yani hem seni bir yerde oyununu geliştiriyor ve şey yapıyor, sana ekliyor, güç olarak ekliyor. Yine kontrol olarak bazı parametrelerle oynayıp daha fazla kontrol elde etmek mümkün. Ama slice'larda mesela Izon bir V-Core kadar rahat hareket ettiremiyorsun ve çerçevenin genişliği tabii ki her zaman slice vururken daha büyük bir alanı kapsadığı için çerçeveyi şu şekilde indirirken ne kadar ince olursa o kadar daha rahat slice vurabiliyorsun. Izon'da mesela bu biraz daha düşük. Ama Izon'la oynayanda zaten çok fazla slice ve çok böyle ince vuruşlarla işi olmayan insanlar oluyor genelde. Yani Güce dayalı oynuyor. tenise yeni başlayanlar için Izon serisini önerebilir mi? Aynen. Yeni başlayan herkese Izon serisini mutlaka denemesini biz öneririz mesela sportif hayatta. Ve açıklarız da hepsini. Yani evet, senin sevdiğin oyuncu bununla oynamıyor. Ama inan ki o sevdiğin oyuncunun raketinden değil, bundan başlaman ve belli bir şey sonrasında bu bir basamağa çıkar gibi bu V-Core serisine terfi etmen en doğrusu diye herkese söylüyoruz mesela. Aynı şey şeyde de geçerli mesela. Çok veteran yaşa ulaşmış ve yıllarca tenis oynamış. Box frame tarzı tabir ettiğimiz, yani şu an senin kullandığın V-Core serisiyle yıllarca ona, ya onun muadili raketlerle yıllarca oynamış olan insanları da mesela belli bir zaman sonra diyoruz ki evet, gücün, şimdi insan vücudu yaşlandıkça daha çok gelişmiyor maalesef. İşin Evet. gerçeği bu. Güce ihtiyacın olduğu zaman hani artık Izon serisine geçiş yaptığın zaman göreceksin ki vuruşlarında daha büyük bir etki şey yapabiliyorsun. Güçten mütevellit tabii ki. Gücün olduğu yerde dediğimiz gibi kontrol biraz azalıyor ama bunu da işte insan tenis kariyerindeki o geçirdiği yıllar ve edindiği tecrübeyle gidermesini açıkçası biliyor genelde. İşte biraz böyle oluyor. Şundan biraz ben söz etmek istiyorum abi. Şimdi benim raketimde kafa kısmında, buradan tam net gösteremem ama, ve gövde kısmında şöyle, yok çok net belli olmuyor. Böyle hava sürtünmesini en aza indirecek kadar böyle şeyler var. Belli, ne denir buna? Oluklar. Boşluk. Evet, aynen. Hem gövdede hem de Aynen. kafada. Evet. İstersen biraz bunu. Aerodinamiği arttırmak için. Evet, doğru. Evet. Şimdi dediğim gibi bu V-Core Pro ile seninki, V-Core Pro raketiyle Izon'un arasında bir yerde dediğim gibi. V-Core Pro gerçekten bütün şeyi, kontrolü tam anlamıyla oyuncuya veren bir raket. Burada ama raket talepkar oluyor. Yani swing'in çok, yani salınımın çok geniş olacak. Güç üretmekte hiçbir sorun yaşamayacaksın. Yani kolunda kuvvet olacak. O kuvvete nazaran tabii ki yani o 2 saatlik, 1 saatlik maçın sonuna kadar şey yapacak bir kondisyonun olacak. Bunların hepsi tam olacak. Ondan sonra raket sana gerçekten her şeyi veriyor. Senin elindeki raket dediğim gibi bu ikisinin arası hem çerçeve kalınlığı olarak V-Core Pro'dan birazcık daha kalın. Dolayısıyla daha çok güç üretebiliyorsun. Ama Izon'da olduğu gibi aeroframe olmadığı için aslında gücü eklerken biraz da kontrolü de yine sana sende bırakmaya amaçlayan bir raket diyelim. Bunu yaparken de özellikle servislerde
Ve forehand backhand vuruşlarda raketin havayı yardığı Aynen. cephesi bu aerodinamiği artırmak için oluklarla dekore edilmiş diyelim, öyle söyleyelim. Bu havayı yardığı cephesi senin forehand backhand'de dış cepheye denk geliyor. Servislerde ise iç cepheye denk geliyor. Çünkü serviste işte şu şekilde arkadan çıkartıyorsun ve raketin burasıyla havayı yarıyorsun. İşte bu oluklar hep aerodinamiği artıran ve hava ile sürtünmesini işte aslında burada %5, %7 diye tabir edebileceğimiz çok ufak marjinal şeyler gibi geliyor ama sen o servisi çekerken çıkarırken aslında bir izonla VCore arasında dağlar kadar fark görüyorsun. Ben ilk oynamaya başladığımda VCore'la zaten ilk hani hissettiğim o raketi elime aldığımdaki his dengesi, ama hani oyun içinde ilk serviste mesela şeyi hissettim çok. Hani hızlandığımı. Söylemiş. Evet. Çekerken çok Evet. rahat geliyor demiştin. Önceki Evet. raketin de benzer şekilde beam'i ince ve kontrol veren bir raketti Aynen. aslında. Aynen. Ama ilk bana Aynen. söylediğin geri bildiriminde oldu. Servisleri falan çok rahat çekiyorum demiştin. Evet, ilk serviste hissetmiştim. Yani o bütün dengesi, kontrolü, işte manevra kabiliyeti, onların hepsi bir yana, gerçekten mesela serviste çok o konforlu, rahat hissettim. Ya ben kullandığım raketten memnunum. Yani buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Yani aldığınız raketten memnun olmanız lazım. Evet, aynen. Gerçekten bu raket işi, yani bir hafta bir raketle, bir hafta bir raketle. Bir de bu size özel bir şey. Aynen, Sana aynen. özel, kişisel bir şey aslında. Yani mesela bir yere gittiğinde raketini unutmuş ol, başka birinin raketiyle hani alıp oynamaya Eyvallah. çalışsan çok kötü hissedersin, keyif almazsın. Yani rahatsız eder seni, o gün oynadığın tenisten de memnun Evet. kalmazsın. Sana özel, kişisel bir şey bu tenis ekipmanları. Yani tuttuğun zaman, korta girdiğin zaman bu raketin sana o hissi veriyor olması lazım. Deneyin, acele etmeyin, bir bakın. Evet, acele etmeyin. Doğru. Kendinize en uygun raketi bulun. Yani kalkıp bir tane tenis maçı izleyip Federer 97 kafa ile oynuyor diye gidip hemen ben de onunla oynayayım demeyin. Evet. İşte gidip süpermarketlerden raket almayın 50-100 liralık. Çünkü devamlılığı olmayacak. Olmadı hiçbir zaman. Örneklerini yaşadım ben kortta çok. Yani bekleyin dedim. Gitmiş almış mesela. Geldi işte, yani olmuyor. Yani Rezil seni ediyor insanlar sakatlamak ama için. işte aynen. Evet. Buna vakit yatırımı lazım. Yani raket çok pahalı bir ekipman. Tenisteki en pahalı ekipman. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. asıl ona verdiğiniz paradan ziyade özellikle vakti kıymetli olan insanlar için asıl raket seçimi bir zaman yatırımı. Evet. Ya bir de yani hani işte bak, biz burada konuşuyoruz yani, hani gidin sorun, işte size anlatsınlar. Şimdi sana süpermarkette anlatamaz yani. İşte sen örnek verdin, hani kaç yaşındasın? İşte o zaman sana bu raketi verelim. Evet. Yani böyle bir örneklendirme yok. Kendi oyun seviyenizi bilin. Eğer hani bir süredir emek harcıyorsanız rakete, kendi oyun seviyenizi de bilin. Bunların hepsi gerçekten hani raketin kafasından ağırlığına kadar, grip kalınlığından raketin boyuna kadar, çerçevenin ince kalın olması, ya bunların hepsi bütün oyunu etkileyen faktörler. Bunlara gerçekten zaman ayırıp ona göre kendinize uygun raketi seçmeniz gerekiyor. Çok da kafa karıştırmayalım insanların. Ama hani başlangıç için yine şunun üzerine basmakta fayda var. Lütfen böyle çok küçük kafa raketler, size çok büyük raketler ya da ağırlık olarak çok hafif ya da çok ağır raketleri tercih Evet. etmeyin. Evet. Büyük kafa raket alın. Ağırlığı orta bir ağırlık olsun. 270-285 gram idealdir bunun için. Çünkü bunun üzerine Yeni tel, grip, başlayanlar. Evet. kilosunu taktığınız zaman aksesuarlarla birlikte yine bir 20 gram daha artacak onun ağırlığı. Evet. O yüzden kendi sağlığınızı da önemseyin raket konusunda. Sakatlanma riskiniz olmasın. Konforlu ve rahat bir şekilde tenis oynayın diye önerebilirim herkese. Evet. Toparlayacak olursak neler konuştuk? Raket seçerken
Çerçeve büyüklüğü, ağırlık denge noktası. Bu üç ana parametreden sonra da işte raketin çerçeve konstrüksiyonu, aeroframe mi, box frame mi veya ve bunlara ek olarak da raket çerçevesinin kalınlığı, beam olarak tabir edilir. Genelde raketin beam'i yani çerçevesinin kalınlığı. Bir de sap raket. Tabii bence ama şey yapmak lazım. Ona bence yeni bir podcast diye veya sohbet yayınımızda yapalım. Çünkü gerçekten grip seçimi Evet. onun boyutu bambaşka. Çünkü yani direkt sakatlamaya yol açabilecek bir şey, yanlış seçim. Kesinlikle Bir de bununla da bence ilgili konuşmamız daha gereken yine bir sonraki şeyde kordaj seçimi. tamam. Bunlara şey yapalım. Tabii. Hibrit kordajlar var, şeyler kim nelerle oynuyor. Belki biraz daha hani kordaj seçimi belki çok şey olmayabilir. kordajın kendisinin seçimi kadar da tansiyonun da nasıl bir Tansiyonu da etki önemli. yaptı. Çünkü elinizdeki raketin karakteristiğini ortaya çıkartabilir veya ona engel olabilir. O da çok Tansiyonunuz, önemli. raketten O da alacağınız çok önemli. performans tamamıyla yerle bir edebilir veya o raketi muhteşem bir kıvama getirebilir. Şimdi Bence onu bir sonraki şeyde yapalım. raketin aslında bir de dediğin gibi abi çok konforlu bir hale getirmek için kesinlikle kordaj seçimi. Evet. Ama onu başka bir gün konuşalım bence. O da ayrı bir gerçekten Kendi başına bir konuşulması yayını hak gereken ediyor diye düşünüyorum. önemli bir konu. Çünkü çok Evet. fazla artık şeyde çok fazla kordajla üretiliyor. Evet. Yani yine aynı şey var orada. İşte Federer bağırsak kordaj kullanıyor. Ben de ondan çektireyim. Hataları oluyor yani. Ya param varsa çektir abi yani bence. Aneli tutulmaz yani. Abi anneli tutulmaz da işte sen Federer değilsin. Olmuyor yani. Olmuyor, Olmuyor. olmuyor. Ve grip konusunu ve kordaj konusunu da ayrı bir Evet. konuşabiliriz bence. O da çok önemli bir konu. Yapalım. Ama buraya Çok kadar anlaşıldık herhalde diye düşünüyorum. bence de aynen şeyleri yani genel anlamda hangi parametrelere göre bir seçim yapılmalı ve tabii ki buradaki aslında bütün şeylerden en çok belki de bu yayında en çok karşımızdaki bizi dinleyen insanlara ulaştırmaya çalıştığımız mesaj aslında mutlaka bunların hepsi iyi hoş güzel ama deneyin Evet. demo raket alarak mutlaka kararınızı verin. Ezbere hiçbir şeyi şey yapmayın. Uzaktan seçim yapmaya çalışmayın. Diyeceğimiz aslında budur. Biz mesela genelde sportif hayatta aslında en çok söylediğimiz şey de yine bu oluyor. Verdiğimiz demo raketlerde de en çok karşılaştığımız soru, ben buna kendi kordajımı çekebilir miyim diye bir soru geliyor. Biz özellikle aslında bunun yapılmasını çok istiyoruz ki insanlar alıştıkları kordaj ve tansiyonla raketin kendi karakterini izole edecek şekilde, yani değişkeni sadece raketin karakteristiğine indirgeyerek bir deneme yapmasını çok 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 tavsiye ediyoruz. Evet. Yani çok sevdiği, atıyorum sen Luxilon mu kullanıyordun veya hangi kordajı kullanıyordun? Sana da mesela ben söylemiştim. Sen çok gerekli görmemiştin ama biz genelde hani hobi oyuncularına, çünkü onlar bu kadar her gün her saat kortta olmadıkları için Evet. bir raketi gerçekten anlayabilmek için raketin getirdiği değişiklikleri bir izole edip bakmak lazım. Her zaman aynı şey. Yani bir arabada da yine yani bir şeyi denerken veya bir lastiği deniyorsun, bir şeyi deniyorsun. Hani bir şeyleri izole ederek denemek var. Bir de hani bir sürü değişkeni bir araya katıp onun içinden bir şey anlamaya çalışmak var. Biz her zaman diyoruz ki alıştığınız kordajı çekin. Raketin kendisini, karakterini izole edecek şekilde bakın ve kararınızı bu şekilde, en Aynen doğru öyle. şekilde vermeye çalışın. Herkes kendisi için en doğrusunu bilir çünkü O oynamaktan keyif yani aldığın bu. kordaj ve tansiyon aslında yani. Aynen. Senin raketini daha konforlu hale getirir. Evet. Diyebiliriz. Veya kontrol olarak da ekleyebilir, şey yapabilir. Yani bunların hepsini bir sonraki yayınımızda senle yine konuşalım. Tabii Aydınlatmaya ki. çalışalım. Tabii ki. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Erol Bey, görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere.
İyi günler. This is technology intertwined at your fingertips, shaping a whole new standard of playability. Power is precise, and control is amplified. Strike with precision.